Sıcak. Çok sıcak. Sıcak daha da sıcak olacak herhalde bilmiyorum. Çok sıcak şu an. Ama sizi iyi gördüm. Gayet serin görünüyorsun. <laughs> Yok öyle bir şey. Abi çok sıcak. gerçekten çok sıcak ama şu an farklı bir haberden bahsedeceğim sizlere. Bilmeyenler varsa eğer geçen gün Bir dakika, bilmeyen varsa Winsbeck ben emekli oldu. <laughs> Oraya en başa saralım. Winsbeck ben emekli oldu. İşte ondan sonra başa işte Stephanie ile Nick Khan geçti. Oradan da işte yaratıcı ekibin başına Triple H geçmişti falan da filan da abi. Özet. Raw çok iyiydi. SummerSlam çok iyiydi. Bu haftaki Raw bayağı iyiydi. Her şey güzeldi. Ama bakalım reytingler ne durumda. Şimdi buna bakacağız sizlerle. Çünkü Raw gerçekten başarılı bir reyting getirdi. Uzun zamandır da böyle bir reyting görmüyorduk Raw'dan. Hadi gelin bakalım şimdi. Bu siteyi ben arada kullanıyorum böyle şeylere bakmak için ratinglere falan. Ee, şunu söyleyeyim size. Ra bir önceki Ra yani 1 Ağustos'ta düzenlenen Ra bakın ne kadar izlenmiş. <laughs> Tabii bunu daha farklı şeyleri de görebilirsiniz. İşte yine ufak tefek değişiklikler falan mutlaka vardır. 2 milyon 230 bin Öncelikle şuna bakalım. 2022 yılı içinde Raw hiç 2 milyon görmüş mü? Görmüş mesela burada 4 Nisan. Ki bu 4 Nisan'da neydi biliyorsunuz? Ee, Raw After WrestleMania. 1 milyon 700'ler var. 1 milyon 600'ler var. Başka yok bu arada. Sadece özel bir Raw After WrestleMania olduğu için WrestleMania'dan sonraki Raw var. Ve gerçekten bu ciddi bir şey yani. Ve 2021'e bakın. Bakın ne kadar düşüklere falan gelmiş görüyor musunuz? 1 milyon 500. Bak 3 hafta boyunca bu buralarda. 3 hafta boyunca. Altlarda yine yine 1 milyon 500'ler var. Bakın yine burada var. Bu da SummerSlam sonrası olması lazım yanılmıyorsam. 22 Ağustos öyle olması lazım Ra. Hep böyle öyle zamanlarda ancak 2 milyonu görmüş görüyorsunuz. Peki yine mesela WrestleMania sonrası bunlar. Şimdi siz de birazcık daha aşağı ineceğiz. Bakın bu 2021'in başı işte. En son ne zaman bu kadar seviyeye gelmiş izlenmesi round. Hemen şuradan gelin bakalım. Neredeydi bu? 2020 yılına bakacaktık. Aynen. 2020 yılındayız. Şöyle bir gelelim, 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 gelelim. Aha da buraya. İşte burası. 16 Mart 2020. En son Ra şu dün şey dün demişim. 2 gün işte önceki ben tabii bu videoyu ne zaman atıyorum bilmiyorum. Tam günde olmayabilir. Yani şunu söyleyeceğim size. Son Ra'dan bu yana izlenen en en çok izlenen Ra ta 16 Mart 2020. Yani nerede 2 yıl ne neredeyse 2 yıl geçmiş zaten bu arada. İşte düşünün yani. 2 yıl ne kadar olmuş? 2 yıl 5 ay olmuş yani. Neredeyse. Görüyorsunuz neredeyse 2,5 yıl olmuş. O zamandan bu yana ilk defa bu kadar üst seviyeye çıkmış Raw'ın ratingleri Bunda çok büyük pay sahibi bir sürü şey var. SummerSlam'den sonrası olması var. Triple H'in başta olması var. Bir sürü haberler, söylentiler falan filan. Demek ki bir şeyler kıpırdıyor belli yani. İnsanların ilgisini çekiyor Hatta başka şirketlerden daha çok izleyen insanların bile ilgisini çekiyor ben bizzat Kendi Discord sunucumuzdan biliyorum yani insanların ilgisini çekiyor Aa bakalım Ra'da ne oluyor diye bakıp izliyorlar mesela Peki 16 Mart'taki Ra'da ne varmış Hadi gelin bakalım 16 Mart'taki Ra neymiş Aa, aa. Sesini vermeyeceğim Aa Neresi burası arkadaşlar Performans merkezi <laughs> Bir şey geldi aklınıza değil mi İnanılmaz bir pandeminin başlangıçları yani dünya çapında zaten 2021-2020'nin başlarında çıktı. Şubatta iyice artmaya başladı. Mart'ta artık dünya genelinde kapanmalar başlamıştı karantina dönemleri. Ve bu karantina döneminin ilk şovu olduğu için en çok o izlenmiş. Bak ah şurada geçmiş, bunu da geçmiş, bunu da geçmiş bir tek 17 Şubat var. Burası. Bu 17 Şubat'ta tam şey olması lazım. Ee, şey gidilen süreç. Super Show'dan vardı değil mi? Oraya gidilen süreç falan. Bakın bir buralarda geçmiş. Bir şurada geçmiş. Şunlar geçmiş galiba o kadar. Yani 2020'nin başları asıl şu. 16 Mart'tan itibaren Raw hiçbir zaman bu kadar reyting almadı abi. Bu çok ciddi bir şey yani düşünün. 2,5 yıl ya 2,5 yıl. 2,5 yıl sonra ilk defa Raw bu kadar izlenmiş. Bu güzel bir şey. Peki o Raw'da neler olmuştu? Hadi bakalım. Edge gelip Orton'la mücadele şey yapmıştı işte. Orton'a WrestleMania maçı için duymuştu ve Bakın bu çok bu çok önemli bir şey. 16 Mart'ta artık ki 16 Mart 316 Stone Cold falan da gelmişti biliyorsunuz ki o gün 316 günü falan filan diye mevzu var biliyorsunuz ki ama asıl önemli olan pandemideki ilk raw showu bu abi. Pandemideki ilk raw olduğu için adamlar bir şekilde kıvırmaya çalışmışlar da hatta bir şey diyeceğim size. E bunu daha önce de söyledim belki bilenleriniz vardır. Ben full time şekilde 2020 Survivor Series zamanı başladım tam. Ama ondan önce açıp baktığımda ulan bu ne lan diyordum böyle. Pandemi dönemi tam helal olsun adamlar bir şekilde ilerletiyor ama ben bunu nasıl izleyeceğim ki yani? O seyirci tutkusu, o seyirci coşkusu, reaksiyonu yokken ben nasıl izleyeceğim bu WWE'yi ya? Ben yıllarca hep insanların verdiği reaksiyonlarla bile ben de coşmuş biriyim. Nasıl izleyeceğim dediğiniz zaman böyle hiç insan yok ki Thunderdome'daki ses efekti bile yoktu o zamanlar. Yani bu bildiğiniz şey işte yani. Performans merkezinde. Şu an tam açamıyorum tabii ki teliften dolayı. Ve bakın o şovda mesela 2020 Royal Rumble'ın hepsini tekrardan yayınlamışlar. Sonra Undertaker'la işte AJ'in şey var biliyorsunuz. Şu muhabbet. E, kontrat. WrestleMania kontrat muhabbeti falan var. Telif gelmem gitsin diye çok şey yapmıyorum şu an. Sonra Mysterio'larla Andrade'nin maçı var mesela. Mysterio'larla pardon pardon. Rey Mysterio'yla. <laughs> şu an günümüze döndüm bir an. Sonra Becky Lynch'in e, Shayna Baszler'la şu mesaj muhabbeti var. Sonra Kevin Owens'ın sete mesajı var ve en sonunda da bu var. En sonunda da zaten 360 gün olduğu için bu çok anormal bir şov yani anladınız mı? Stone Cold gelip burada konuşmuştu biliyorsunuz ki. Sonra işte Byron Sexton'la işte bir mizansen yaptılar. Becky Lynch falan geliyordu sonra işte adam madam falan muhabbetleri var ya işte. Oradan da işte biraları falan tokuşturuyorlar. Böyle bir show. En son bu izlenmiş. Ama neden en son bu bu kadar çok izlenmiş? adam bu yana. Çünkü pandeminin ilk show olduğu için insanlar bakıyor. Acaba ne yapacaklar? Acaba nasıl bunu kurtaracaklar? Bu durumu nasıl kurtaracaklar diye. Ve hani WWE bence genel olarak pandemi sürecini iyi yönetti. Daha kötüsü de olabilirdi. İşte Thunder iyi yaptılar. Çünkü ellerinde ciddi bir bütçe de olduğu için bu, bu şekilde en azından bir şekilde yürüttüler. Pandemiden sonra da geri döndü ama işler pek de olumlu gitmiyordu. Yani gördüğünüz demin rakamlara bakar mısınız şunlara? Bak pandemi nerede bitti? Şey yani seyirci şovlar başladı 2021. Şu, şunlardan biri şimdi ama Raw değildi zaten. SmackDown'da işte şu şuralarda falan başladı iki şovlar. İşte oralarda arttı. He bak tam burada başlamış. Çok belli. 14, 15 şey 14 değil yani. 1.6, 1.6 milyon, 1.4 milyon, 1.5 falan derken birden işte 19, şey 1.9, 1.8 falan. Ve şöyle de bir şey var. Smackdown ratinglerini şu an gösteremiyorum burada. Smackdown ratingleri bu dönemlerde hep daha fazlaydı. Yani Roman Reigns özellikle bir, bir de Brock Lesnar falan mevzuları olduğu zaman daha çok izletiyordu seyircilere. Ki onun ilgi, ya yani onun, satıcı, onun alıcısı daha çok anladınız mı? O yüzden elbette Raw her zaman üvey evlat gibi altta kalıyordu. Şimdi bir şeyler değişebilir belki göreceğiz bakalım ne olacak. Ama ben o kadar mutlu oldum ki round 2 kaçta 2 milyon 300 bin falan 2.3 e, falan milyon bu civarlarda izlenmesi beni çok mutlu etti. Hani en azından güzel bir şeylerin olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar da izledikçe daha da çok güzel şeyler sunabilirler. Ya umarım yani çünkü yıllardır bu şirketi izliyoruz abi. Bir şekilde hani bak bir şekilde bırakıyorsun geri dönüyorsun. Bırakıyorsun geri dönüyorsun ve her zaman en çok ilgin çeken yani da, da bu. Benim için öyle sizi bilmem. Ben mesela TNA'de izledim, şeyde izledim. Ara ara Ringo of Honor'da falan izledim ama böyle aktif şekilde hani. Ve her hafta devam eden şekilde TNA'de izledim. Bir ara AEW falan da bakıyordum biliyorsunuz. Şu an bayağıdır bakmıyorum. Ama hani WWE hep orada duruyor. Anladınız mı? Hani yıllar sonra geri dönsem bile WWE ilk hani onu arıyorsun. ilk onu izliyorsun. Ve son dönemlerde özellikle şu iki yıldır falan gerçekten çok böyle 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 sallantılıydı yani bazı şeyler. Ki güzel şeylerin sayısı az olmasına rağmen hani hadi onlarla böyle... eee şey buluyorduk, teselli buluyorduk diyeyim. Ama şu an geldiğimiz noktada en azından bir kıpırdanma var. Ben çok tedirginim. Yani bu umarım kalıcı olur. Kalıcı şekilde bir kıpırdanma olur. Daha da bu kıpırdanma artık somut bir şeye dönüşür yani. Umarım böyle olur ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ama umarım da daha yine kalitesini yine yine artırır yani. Çünkü böyle olduğu sürece bir tanesi hep iyi olursa öteki gidiyor biliyorsunuz ki yani bu olmaz. O yüzden hep böyle ikisi de iyi olsun ki daha da güzel şeyler sunulsun. Şu an triple H'e doğru bir hamle yapıldığını düşünüyorum. Ratinglerde mutlu oldum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bütün fikirlerinizi aşağı yazın. Bu da gösterdiğim bu son e, bu kadar çok izlenen, rating alan ra da buydu. İlk pandeminin başladığı RAW yani pandemi döneminin e, seyircisiz yani. Nerelerden geçtik be. Arkadaşlar dikkat edin, pandemi bu arada gitmedi. Asla ve e, ciddi şekilde yayılmaya devam ediyor. O yüzden mutlaka mutlaka Dikkat edin. Bence yine ufaktan bir maskeleri. Siz kendi sağlığınız için takın. Başkaları hani takmasa da siz kendi sağlığınız için takın. Ben de ufak ufak dışarı çıktığım zaman artık takmaya başladım. Haberiniz olsun. Bir daha şu günlere dönülür. Ne olur geri dönmeyelim. Gerçekten istemiyorum. Hadi bir de ne demiyorum. Dünya çapında abi. Bu bu günlere geri dönmeyelim ya. Artık atlatalım şunu. Ben kaçtım. Ratingler fena değil. Devam ediyor. Umarım daha da iyi şeyler olur. Daha da çok izlenir. Kaçtım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.